Ne oldu İtça? Canın bir şey mi sıkkın? Az önce kasap amcaya ne verdin öyle? Söylesene İtça. Benden bir şey mi saklıyorsun? Peki. Öyle olsun. Demek ki bana güvenmiyorsun artık. Değil mi? Hayır. Niye senden saklayayım? Tapum. Ben yeni hayatımın temelini bir yalan üzerine kurmak istemiyorum. Nasıl yani? Vaş hakkımdaki gerçekleri bilmiyor. Bilecek ne varmış ki İtça? Görmedin mi? Ufacık bir söze alınıp ateşin üstünde yürümeye çalıştı. Eğer evlendikten sonra gerçeği... Yani Vir'le durumumu öğrenirse... Tapum, yazdığım mektupta Vanş'a bütün gerçekleri anlattım. Vir'le aramda yaşanan her şeyi, her şeyi. Ben yalanlar üzerine bir evlilik kuramam Tapu. Yalanla dolu bir hayat yaşayamam ben. Nasıl yani? Yani Vanş abiye her şeyi söyleyecek misin sen? Evet Tapu. İtça, Vanş abine ne kadar hassas olduğunu biliyorsun sen. Ya bunları öğrendikten sonra evlenmekten vazgeçerse ne olacak ha? Gerçeği öğrenince... Ne karar verirse versin... Kabul etmeye hazırım ben. Yeter ki bu evlilik yalan üzerine kurulmasın. Bir gün zaten mutlaka öğrenecekti. Eğer benden öğrenmezse... güveni sarsılır. İnancı yıkılır. İtça. Niye bu kadar iyisin? Ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım senin gibi olamam. Aslında ben de gerçeklerin söylenmesinden yanayım. Ama benim hiç cesaretim yok. Neyse, hadi sen şimdi git. Herkes seni bekliyordur. Ben de geleceğim. Hı? पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे